Sevgili dostlar, Aragami'nin 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İç duvarlara iyice yaklaştık. Onların arkasında ne olduğunun farkında mısın Aragami? Chapter 8 bölüm 8 Yaşlı Bilge. Hikaru bizi bekliyor, Kurosu onu gördü bile. Dio'nun ölümündeki payını ödeyecek. That's it. O kadar. Aragami, eğer bu gece başarırsak eminim ki kraliçe yaptığın her şeyin karşılığını verecek. Dedik ve kunayimizi yaptık sevgili dostlar. Biz galiba bir şey demeyeceğiz. O zaman amin diyelim. Yolumuza devam edelim. Şurada bir Ariel yapalım yine. Ariel kill. Niye olmuyor? Yapamadık. Neyse, şu adam belki bizi görürdü. O zaman onu alacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyle. O adam görmedi. Onu da alacağız şimdi. Işık görüyorsunuz. Artık askerleri ışık koruyor. Ama bizden değil. Bizden ışık mışık koruyamaz sevgili dostlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Yaşlı Bilge dedi. Ne alaka diyoruz, çünkü son kaptan yaşlı değil. Hikaru yaşlı değil. Demek ki başka birinden bahsediyor. Şuna da bir kunayı yapsak mı ya? Buna da kunayı yapalım. Çünkü çok uzakta. Hop, kunayı. Artı 100. Kunayımız bitti. Şinene geçelim. Şimdi... Ne yapsak? Bilemedim. Bayağı bayağı bir kill aldık. Ondan sonra yolumuza yine devam ediyoruz. Killerimize devam ediyoruz. Bakın size ne göstereceğim. Nasıl? Shadow kill. Bunu görmemiştiniz arkadaşlar. Parşömenlerden aldığım skill'lerle, yeteneklerle yeni bir öldürme şekli kazandım. Gördüğünüz gibi yılanımsı, ejderhamsı bir şeyle adamları doğruyoruz. Yiyoruz yani. Tamam, 22 metre diyor. Oyunumuzun sonuna mı geldik arkadaşlar? Evet. Şimdi ortamı kes. Pembe ağaç. Hikaru burada mı? Hikaru galiba burada arkadaşlar. Düğün pastası gibi bina yapmışlar. Şimdi bu binanın içine gireceğiz. Hikaru galiba burada saklanıyor. Bu arada arkadaşlar, videomuzu beğenirseniz hoşlaşırız. Bak bak, asiyim ya, yoldan gitmiyorum. Böyle yanda, kaldırımın yanında trabzanlardan falan. Bu mezar taşı mı? Ne oldu burada? Ne olmuş burada? Kurosu da geldi. Yoksa şu heykelcik Kurosu mu? Yoksa kendini dostu mu zannetti? Şimdi bir tane baston var. Asa var. O asa bu yaşlı herife aitmiş. Kurosu'ya benzer bir tane kuş da onun yanında. Demek ki yaşlı Bilge bu adammış. Sevgili dostlar, şu ana kadar bununla ilgili başka bir görümü. Cevher ruhtan geliyor. Ruhsuz varlıklar asla üretilemez ve yönetilemez. Aragami, iyi misin? Bu görü sana bir şey mi yaptı? Bu usta Tsuyoshi'di, Kaio liderlerine seni ve kraliçeyi almayı sağlayan tekniği öğreten kişi. Bu sözler ona ait. Nasıl? Sadece biliyorum. Mozole'deki gibi generalin hafızası olmalı.
Tsuyoshi, Nisoku'nun düşmanı bile olsa bilgeliği gerçekti. Kaio liderlerini cevher hakkında bayağı bilgilendirmiş. Bu kelimeler ruhumun olduğunu düşünüyor musun? Eski yazıtlarda Aragami'nin ruhuyla ilgili bir bilgi hatırlıyor musun? Zannetmiyorum, ne fark eder? Tabii ki fark eder, anlamıyor musun? Benim gölge cevherim, bu beni çağıran ritüelin bir parçası değil. O bir ruhtan geliyor. Eğer benim ruhum olmasaydı cevherim de olmazdı. Fakat kimin ruhu? Nereden geliyor? Ben insan değilim. Ruhlar birdenbire havadan gelmez. Ya ben birinin reenkarni olmuş haliysem? Uyandığımdan beri gölge cevherini kullanıyorum ve kılıç benim bir parçam gibi. Bu ben Aragami olduğum için mi, yoksa ölmeden önce kılıç ve gölge cevherini kullanabilen birinin ruhunun parçası olduğum için mi? Ya Aragami, yavaş gel. Lütfen. Ne diyorsun? Özür dilerim. Birinin hatıraları kafamı karıştırıyor. Sadece kim olduğunu bilmek istiyorum. Bir şeyler eksik gibi hissediyorum. Tamam, anladım. Benim berbat bir çağıran olduğumu düşünüyorsun. Seni çağırdım ama Aragami hakkında basit bir soruya bile cevap veremiyorum. Belki de haklısın. Belki de Aragami ölü bir savaşçının reenkarnasyonu sonucu oluşuyordur. Belki de geçmiş hayatında Nisoku güçlerinin bir parçasıydın. Kafana takma. Gerçek doğanı keşfedeceğiz, eminim. Ama şimdilik kafanda kalsın. Hikaru'nun ayaklarının önüne düşmene izin veremem. Evet arkadaşlar, uzun bir sinematikten sonra burada videoyu bitirelim. Bir sonraki videoda Hikaru ile dövüşeceğiz. O zamana dek kendinize iyi bakın.